Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Muba yayınları fasikül soru bankası kesirlerle yapılan işlemlerin sonucun tahmin etmeyle dersimize devam ediyoruz. Gençler dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak dersimize başlayalım. Tahmin etme işleminde sevgili gençler, verilen kesirlerin sıfıra, yarıma veya bütünü yakınlığı kullanılır. Gençler ilk kesrimize baktığımız zaman 1 bölü 7'yi gösteriyor. Bakın gençler biz bunu evet, 7'de 1 yani neredeyse sıfıra yakındır diye sıfır olarak düşüneceğiz. 7'de 4 gençler yani 4 bölü 7. Evet, 7'nin yarısı 3.5'tür gençler. Bakın 4, 3.5'a çok yakındır. Bunu 1 bölü 2 yani yarım olarak göreceğiz. 7'de 6 1 tamat çok yakın olduğu için bunu da 1 olarak değerlendireceğiz. Evet, devam edelim gençler. İlk sorumuzla dersimize. Evet, işleminin sonucunu tahmin ederek bulunuz ve gerçek sonuçla karşılaştırınız diyor. Gençler burada 1 bölü 10'u 0'a çok yakın olduğu için 0 olarak alacağım. Yani 10'da 1 almak aslında hemen hemen bir şey almamak demektir gibi düşünebiliriz. 16 bölü 30 gençler. 30'un yarısı 15. Bakın bu 1 bölü 2'ye çok yakındır. 11 bölü 10'da gençler 1 tama yakındır. Ve 15'te 7 de 1 bölü 2'ye yakındır. O halde tekrar yazarsam 0 artı 1 bölü 2 artı 1 eksi 1 bölü 2 diyorum. Başta i̇şte buradan 1 bölü 2 bakın 1 bölü 2 ile birbirinden çıkaracak olursam gördüğünüz gibi işlemimizin sonucu 0'a çok yakın pardon 1'e eşittir diyelim. Tahmin sonuç olarak 1'dir gençler. Daha bu bizim için tahmin sonucu olduğunu söyleyelim. Peki gerçek sonucuna bakacağım sevgili gençler şimdi. Gerçek sonucundan normal sayılarımızı faydaları 30'a eşit diyerek ne yapmamız gerekir gençler? 30'a eşit diyerek sorumuzun yanıtını bulmamız gerekir. Şöyle kalemimizi değiştirelim. İlk kesimizi 3 ile 3. kesimizi de 3 ile diğerini de 2 ile genişletelim. 3 ile genişletirsem 3 bölüm 30 artı 16 bölü 30'a aynen yazdım. Bunu da gençler 3 ile genişletirsem 33 bölü 30 eksi 14 bölü 30 olarak yazdık. Şimdi paydalarımız eşit olduğu için gençler 30 olarak paydayı yazdım. E şimdi toplayacak olursak gençler 3, 10, 16, 19 33 ile toplarsam bakın 33 ile 19 toplayalım. Evet 12 elde var. 1, 4, 1 elde 5. 52 yaptım. 52'den de 14'ü çıkarıyorum. Evet 2'den çıkmaz. 12'den 4 çıkarsa 8. 4'ten 1 çıktı. 3 gençler. 38 oldu. E bunu da 1 tam 8 bölü 30 olarak yazarız. İstersek gençler bunu da 1 tam 4 bölü 15 şeklinde karşılaştırırız. Bakın gençler tahmin sonucumuz 1'di. Gerçek sonucumuz 1 tam 4 bölü 15 karşılaştırınız dediği için 1 tam 4 bölü 15 et evet, birden gençler yani tahmin sonucumuz gerçek sonuçtan küçüktür dedik. Evet devam ediyorum. İkinci sorumuzda aşağıda verilen sonuçlarının işlemlerin sonucunu tahmin ediniz demiş. Gençler 35'in yarısı 17,5 gibi bir sayı gençler. O halde ben bu sayıyı 1 bölü 2 olarak düşüneceğim. 40'ın yarısı da 20 olduğu için 19 bölü 40'ı da Yine 1 bölü 2 olarak görüyorum. Bunu da toplarsak 2 bölü 2'den 1 olur tahmini sonucumuz diyelim. B'de gençler 5'ten 1 bölü 78. Bakın 78'de 1 gençler hemen hemen hiçbir şey almamış demektir. Yani bu ifade aslında 5 eşittir. E 60'da 1 de gençler 0'a yakındır. Bundan dolayı 5'ten 0'ı çıkartırsak tahmini sonucumuz 5'e eşit olur diyoruz. Evet, aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını tamir dedim. izledim. Başta 8 tam 15 bir 31. 31'in yarısı 15 buçuk olduğu için bakın bu 8 buçuğa çok yakındır. Bunu ben 8 buçuk olarak düşünüyorum. E 17 8 de yine yarımdır. Bu da 4 buçuk gibi düşünürsek. 8 buçuktan çıkartırsam 4 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet. 19 18 gençler 1 tama çok yakın. E, 1 bölü 19'a 0'a yakındır. Bundan dolayı tahmini sonucumuz 1 olur diyoruz. 20 bölü 21 gençler 1 tam demektir. 1'e çok yakındır. E, 25'te 13. Yani 25'in yarısı 12,5 olduğu için bu 1 bölü 2'ye çok yakındır. E, 1 bölü 40 gençler 0'a çok yakındır. halde zaten 0'ın toplamada etkisi yok. 1'den 1 bölü 2'yi çıkartırsam 1 bölü 2 olur işlemimizin tahmini sonucu diyorum. Evet kesirlere problemlere geçelim gençler. TC yolun 5'te ikisini 4 saatte alan bir otobüs kalan yolun e, kalan kısmını kaç saatte alır diye soruyor. Şimdi gençler 5'te ikisi 4 saatte gidiyorsa bakın 5'te ikisi 4 saatte ise o halde ben ikisini iki parçayı 4 saatte gidiyorsam 4'ü 2'ye bölersem 2 saatte bir parçasına gideriz gençler. 2 saatte 5'te 1'i gidilir. Kalan gençler 5'te 2'si bitildiyse tamam 5'te 5'ten 5'te 2'yi çıkartırsam kalan yolumuz 5'te 3'tür gençler. Yani 3 parçalık yolumuz kalmıştır. O halde bir parçasını 2 saatte gidiyorsa 3 parçasını gençler 3 çarpı 2'den 6 saatte gider diyoruz. Yolumuzun yanıtı 6 olur diyelim. 5. sorumuzda Serdar kumbarasına 30 lira para biriktirmiştir. İlk gün bu paranın 1 bölü 5'ini, ikinci gün 1 bölü 3'ünü harcıyor. Buna göre Serdar'ın geriye kaç lirası kalır diyor. Yani öncelikle harcadığı kısımları toplayalım. 1 bölü 5 ile 1 bölü 3'ü toplayacağım. Burada paydaları eşitleyelim arkadaşlar. 3 ve 5 ile genişletelim. Evet 3 ile genişletirsem 6 bölü 15 ile 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 15'i topluyorum. 15'te 11'ini harcamış gençler. E arkadaşlar 15'te 11'ini harcadıysa paranın tamamı 15'te 15'tir. Paydamız 15 olduğu için yani bir tandır gençler. Bundan 11 bölü 15'i çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi 4 bölü 15'i kaldı. Bu kalan paramız. E paranın tamamı 30 liraydı. 30'un gençler 15'te 4'ünü bulacağım. Burada ne yaparız? 30'u 4 bölü 15'e çarparız. Yani 15'e böler 4'e çarparız. 15'i sadeleştireyim gençler. 1 30 15'e bölüm 2 ile 4'ü çarparsam gördüğünüz gibi 8 TL'si kalır diyoruz. 5 6. sorumuzda Selin parasının 4'te 1'in 5'te 4'ünü ile bir kalem almıştır. Senin aldığı kalem, senin aldığı kalem 18 lira olduğuna göre Selin'in geriye kaç parası kalmıştır? Arkadaşlar i̇şte 4/1'in 5/4'ünü bulmak için 1/4 ile 4/5'i çarpıyorum. Buradan 4'ler sadece iştir. 1 bölü 5'tir gençler. Yani 5'te 1'i aslında 18'dir gençler. 5'te 1'i 18'e parasının tamamı paydamız 5 olduğu için 5 çarpı 18'den paramızın tamamı 90 TL'dir. Ereğe ne kadar parası kaldı diye soruyor. 90'dan 18'i çıkartırsam gördüğünüz gibi 72 TL parası kalır diyoruz. Devam edelim. 7. soruda Mert Arşın'ın 7'de 4'ü ile bir kitap satın alıyor. Mert Mert'in Arşın'dan e, Mert geriye kalan para 12 lira olduğuna göre satın aldığı kitabın fiyatı kaç liradır? Gençler parasının tamamına 7'de 7 dersem 4 bölü 7'sini harcayarak kitabı aldı. O halde geriye 3 bölü 7'si kaldı. Kalan para gençler 7'de 3'ü 12 liraysa o halde bir parçasını bulmak için 12'yi 3'e bölersem gençler 4'tür bu bizim için. 7 de 1'idir. kitabın ücreti gelse 7 de O halde ben bakın 7 de 1'im. 1 bir parçası 4 liraysa 4 parçası 4 çarpı 4'ten 16 TL olur. Kitabın ücreti diyoruz. bir havuzun 3 bölü 8'i doludur. Havuza 80 litre su daha eklenirse havuzun 5'te 2'si doluyor. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su alır diyor. Arkadaşlar 3 bölü 8'e yani 8'de 3'üne 80 litre ekleyince 5'te 2'si doluyor. O halde ben 2 bölü 5 ile 3 bölü 8 arasındaki farkı bulursam 80 litre eklendiğinde ne kadar kısmını doldurmuş olduğunu bulurum. burada farkı alabilmek için paydaları eşitleyeceğim. Bunu 8 ile bunu da 5 ile genişleterek tekrar yazalım. 16 bölü 40'dan 15 bölü 40'ı çıkarıyorum. Evet, 1 bölü 40'tır gençler. Yani 40'ta 1'i 80 litredir bakın gençler. Havuzun tamamı gençler paydamız 40 olduğu için 40 çarpı 80'den havuzun tamamı 3200 litre su alır diyoruz. Evet, devam edelim. 9. sorumuzda bir baloncu elindeki balonların önce 3'te 1'ini sonra 5'te 2'sini satıyor. Geriye 12 tane balonu kaldığına göre baloncunun başlangıçta elinde kaç balonu vardır diyor. Arkadaşlar öncelikle sattığı kısımları toplayalım. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 topluyorum. Tabi toplama yapabilmek için paydaları eşit diyelim. 5 ile genişletirsem 5 bölü 15. Artı 2 kere 3 6 bölü 15 oldu. Topladığınız zaman gençler 11 bölü 15. Yani 15'te 11 satıldı. 15'te 11 satıldıysa tam 3 bölü 15'tir. Buradan 11 bölü 15'i çıkarıyorum. Geriye 4 bölü 15'i kaldı. 15'te 4'ü gençler 12 taneydi. Yani bu 4'ü 12 tane ise, Bir tanesini bulmak için 12'yi 4'e bölersem bir tanesi 3'tür gençler. Yani 15'te 1'i 3'ü eşitse gençler. Başlangıçtaki balon sayısı gençler. 15'te 3'ü çarparsam başlangıçta 45 tane balonu vardır diyoruz. Evet. 10. sorumuzda şeymanın boyu 180 santimetredir. Bahar'ın boyu şeymanın boyunun onda 9'u kadar. Öncelikle hemen Bahar'ın boyunu bulalım. 180'in onda dokuzu. 80'i 9 bölü 10'la çarpıyorum. Buradan sıfırlar sağa değişir. 18'e 9 çarparsam 162 santimetre Bahar'ın boyu. Yağmur'un boyu ise Bahar'ın boyunun 7 bölü 9'u kadardır. Hadi yağmur'un boyunu bulmak için de Karın boyu gençler 162 idi. Bununla 7 bölü 9 çarparız. Buradan da gençler çarpma işlemini yaparsam 126 santimetre olur. Yağmur'un boyu diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. E Şekildeki bir kenarın uzunluğu 3 tam 2 bölü 5 santimetre olan bir üçgen, eşkenar üçgenin şeklindeki bir levha verilmiştir. Bu eşkenar üçgen şeklindeki levhanın çevresini istiyor. Üçgen yani eşkenar olduğuna göre 3 ile çarpmam gerekecek. 3 ile 3 tam 2 bölü 5'i çarpıyorum. Biliyorsunuz çarpma işleminde tam sayı kesir mutlaka. Bir eşlik kesir çeviriyoruz. 3 tam 2 bölü 5. Evet, 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15. 2 ekledim. 17 bölü 5. Buradan 3'ün gizli paydası 1 var diyorum. 3 ile 17'yi çarparsam 51 bölü 5 olur diyoruz işlemimizin sonucuna. 51 bölü 5 santimetre diyelim. Evet. 12. soruda aşağıdaki şekilde dörtgen şeklindeki bir eş kare fayanslara kaplanacaktır. Bu iş için kaç fayans gerekir diyor. Öncelikle kısa kenar 2 tam 2 bölü 3 tüm. Bunu bakın burası 1 bölü 6 olduğu için buradaki fayans sayısını bulmak için 2 tam 2 bölü 3'ü 1 bölü 6'ya böleceğiz. Tam sayılı kesrimizi birleşik kesre çevirelim. 3 kere 2 6 2 daha 8 bölü 3 bölme işlemi de çarpmaya çevirelim gençler. 6 bölü 1 yazdım. E, sadeleştirirsek 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. 8 kere 2'den 16 sıra. Evet gençler buraya fayanslar. Buraya 16 sıra fayanslar. Yatayda gençler 3'ten 1 bölü 6 idi. Bunu 1 bölü 6'ya böleceğim. Yine tam sayılı kesri, bileşik kesri, tam sayılı, pardon tam sayılı kesire, bileşik kesir yazarsam. 3 kere 6, 18 bir ekledim. 19 bölü 6'yı 1 bölü 6'ya bölerken ters çevirip çarpalım. 6'lar gider. 19 sırada gençler buraya fayans O halde toplam fayans için bu ikisini çarparız. 16 çarpı 19'dan toplamda 3-4 tane fayans gerekir diyoruz. Evet 13. sorumuzda gençler doğrusal bir zemin üzerinde bulunan A ve B noktaları arasındaki alan dikdörtgen şeklindeki eşit büyüklükte olan fayanslarla bir yatay bir dikey olacak şekilde arada boşluk kalmadan kaplanacaktır. AB'nin uzunluğu gençler 26 desimetre olduğuna göre AB noktaları arasında kaç tane fayans kullanılmıştır diyor. Gençler bakın bir sıra yatay bir sıra dikey. Bakın yatay dikey yatay dikey şeklinde devam ediyor. O halde ben bir yatayla bir dikeyin toplamını bulursam. Bakın gençler o halde yatay bir tane 1 bölü 2 idi. 3 bölü 2 demektir. Yani ben 3 bölü 2 ile 2 bölü 3 toplayacağım gençler. Paydalarımızı eşitleyelim. 9 bölü 6 artı 4 bölü 6'dan 13 bölü 6 olur gençler. Bir dikey bir yatay. Bir dikey bir yatay ile 2 sıra 2 tane var. Ne unutmayalım. O halde 26'yı 13 bölü 6'ya böleceğim gençler. Kaç tane böyle grubumuz var bunu bulacağız. 26'yı 13 bölü 6'ya böleceğim. Bunun içinde 26'yı aynen yazdım. 13 bölü 6'yı ters çevirip çarpalım. gizli paydası 1 var diyorum. 26 ile 13 sadeleştir. 1. 26'yı 13'e böldüm 2. 2 çarpı 6'dan 12 sıradır. 12 tane grup var gençler. Her grupta iki tane fayans olduğu için 12 çarpı 2'den toplam 24 tane fayans kullanılır diyoruz. Ve denizi seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar 14. soruya geldiğim zaman yaydan fırlatan bir okun ilk saniye sonunda hızı 64 metre bölü saniyedir. Ok hareketli harekete esnasında her saniye sonunda hızının dörtte birini kaybetmektedir. Buna göre okun birinci saniye, üçüncü saniye sonundaki hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. İşte o halde birinci saniye sonundaki hızını Evet, 64'ten sevgili gençler 1'den 2'ye geçerken 4'te 1'i kaybedeceğiz. Yani 64'ten 4'te 1'i bulmak için 1 bölü 4'te çarparsam 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 16. 16 çarpı 1'den 16 saniyesini kaybedecek. O halde ben 64'ten 16'yı çıkartırsam Geriye 48 saniye olur. 48 metre bölü saniye olur. Evet, ilk saniye sonunda, e, ikinci saniye sonunda yazın. Arkadaşlar i̇şte bunun da 4'te 1'i kaybedeceğiz. Yine 1 bölü 4 ile çarpıyorum. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 12. Evet 12 ile 1 çarparsam 12 saniyesini kaybedeceğiz. Gençler, 12 metre bölü saniyesini kaybedeceğiz. 48'den 12'yi çıkartırsam 36 metre bölü saniye olur. Bir defa daha gençler 4'te 1'ini kaybedeceğiz. 36'nın 1 bölü 4'ünü bulacak olursam 36'yı 4'e bölersek gençler 9 kalır. Bakın 9 metre bölü saniye kaybolacak. O halde ben 36'dan 9 çıkartırsam 3. saniye sonundaki hızı 27 bölü metre 27 metre bölü saniye olur diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. 15. sorumuzda K ve M şehirlerinde bulunan iki araç birbirine doğru hareket etmeye başlıyor. Bir yolun 3 bölü 8'ini, diğer yolun 1 bölü 6'sını geldiğinde aralarında 220 km mesafe kaldığına göre K ve M şehirleri arası kaç kilometredir diyor. Yani o halde aldıkları yolları birbirine doğru geldiği için toplayacak olursam Evet bunu 24'te eşitleyelim gençler. 3 ve 4'te genişletelim. 9 bölü 24 artı 4 bölü 24. Şu anda gençler yolun 13 bölü 24'ünü aldım. Geriye gençler bakın kalan yol 220 ise. Yani ben 24 bölü 24'ten 13 bölü 24'ü çıkartırsam 24'te 11'i kalmıştır. 11 parça gençler 220 kilometre ise bir parçasını bulmak için gençler 220'yi 11'e bölüyorum. 20'dir. Yolun tamamı 24 parçaydı. 24 ile 20'yi çarparsam gençler yolun tamamı 480 kilometredir diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. 16. ve son sorumuza bakalım. Şekil 1'de ön yüzey sarı, arka yüzeyi mavi olan 28 cm uzunluğundaki şerit verilmiştir. Şeridin her iki ucundan uzunluğunun 3 bölü 56'lık kısmı Evet, uzunluğunun 3 bölü 56'lık kısmı katlanarak şekil 2'de e, şekil 2 halde ediliyor. Buna göre şekil 2'de şekil 2'deki sarı renkli şeridin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Yani 28'in 3 bölü 56'sını bulacağız öncelikle. 28'i 3 bölü 56 ile çarparsam 28'e böldüm 1, 28'e böldüm 2. Bakın 3 bölü 2 santimetre katlanacak. Şöyle tekrar açtığımı düşünelim halde burası 3 bölü 2. Burası da 3 bölü 2. Şimdi buralarda 3 bölü 2 katlandı. O halde toplam uzunluk 28'den gençler 4 tane 3 bölü 2 çıkaracağım. 28'den 4 tane 4 çarpı 3 bölü 2'yi çıkaracağız diyorum. Buradan 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. 2 kere 3, 6 yapar. 28'den 6'yı çıkartırsam geriye kalan gençler 22 santimetre olur sorumuzun yanıtı ve denizi seçeneği de doğru yanıt olur deriz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.